Merhaba arkadaşlar, Food Coach burada. Yepyeni bir FIFA 22 Ultimate Team videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlere bütün Lig 1 Fransa Ligi oyuncuları sızdı, TOTS oyuncuları sızdı. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdiye kadar gelen bütün TOTS'ları unutun. Gerçekten bu TOTS acayip geliyor ve fiyatlandırma ile ilgili de bazı fikirlerimden bahsedeceğim sizlere. Hemen başlayalım. İlk gelen kartımız Wissam Ben Yeder kartı. 5 skill gelir mi sorusu var. 4 skill ve 5 sayfa ayak bu kart biliyorsunuz. Harika bir vücut tipine sahip. Müthiş finesse var. Ceza alanı içinde çok iyi. Özellikle bu istatistiklerle gelirse e, en büyük problemi olan hız eksikliğini de halletmiş olacak. Drifting'i yüksek, bitiriciliği yüksek. Harika ötesi bir kart olacak. Eğer 5 skill gelmezse en iyi oyundaki 5 skill olmayan Forvet olacak. Bir diğer kart... Çömeyni kartı, Çömeyni kartı yüksek yüksek çalışma oranına sahip. Belki 4-4 gelebilir. Skill move upgrade'leri falan çok yapılıyor, e, zayıf ayak upgrade'leri. Onlar da olabilir. Çömeyni kartı da Fransa ligi ve Monaco linkleriyle, Gelson Martins'in linki var. Yeni gelecek veya eski e, Ben Yeder kartlarına çok net e, linki var. Bu sebepten de aşırı hype'lı olabilir. Çok sevilen bir kart. Bu da harika ve Seko Fofana kartı kart 92 reyting gelebilir. Bu istatistikler tahmin edilen istatistikler gelebilir diyorlar. Ama son anda değişiklikler oluyor. Burada baktığımız zaman Fofana kartı da biliyorsunuz bir canavar. Yüksek yüksek çalışma oranı olan bir defans fortası. Olur da yüksek yüksek gelmezse harika olabilir. Aynı zamanda buna link veren bir başka oyuncu da geliyor. E, Fil dişi sahili oyuncusunun Lucas pakete kartı acaba 5 skill mi gelecek? Büyük ihtimalle 5-4 gelecek diye tahmin ediyorum ben. 5 skill 4 sayfa arkadaşlar çok iyi bir kart olarak gözüküyor. Bunların hepsiyle ilgili fiyatların tahminini de yapacağım. Bir bilgi de vereceğim en sonunda. Lucas Paquete kartı Brezilyalı olması avantajı da çok olacaktır. Şu aralar Romarinho'lar, Talişka'lar. Belki de gelebilecek olan Rodrigo ve Fabinho SPC'leri de var. Onlara da dikkat edelim. Bunlarla birlikte çok güzel bir Brezilya hype'ı olabilir. Guendouzi gene fiyatı düşük olan e, en iyi oyunculardan biri olacaktır diye tahmin ediyorum. E, çok istenecektir. Orta bütçeler, orta seviye, orta aşağı, orta düşük bütçeler için çok çok istenen, tercih edilen kartlardan biri olacak diye tahmin ediyorum. high tipi var ama kilosu çok düşük. Birazcık driblinginde problem var ama e, bunu da güç olarak oyuna yansıtıyor. Kylian Mbappe 97 gelebilir reytingi. Zaten biliyoruz e, oyunun en iyi forvetlerinden biri olduğu kesin. Çok hızlı, çok çabuk. Zaten FIFA'nın kapak yıldızı. Acaba 5 skill ve 5 sayfa gelir mi? Ya yani Öyle bir şey olursa harika olur. E, Neymar kartı bakın bu kartla ilgili şöyle bir durum var. Bir başka yer var en sonunda gösteriyorum. O da 93 şut olduğu gösteriyor. Eğer 93 şutla falan gelirse harika olur kart. 88 şutu falan bile 86-87 şutu bile e, istatistik olarak Oyunda çok iyi yansıyor. Müthiş bir vücut tipi var. Harika driplingi var. 5 skill, 5 sayfa ayak bir kart. E, oyunun en iyi kartlarından biri olacaktır ve en pahalı kartlarından biri olacaktır. İşte bahsettiğim link buydu. Klaus kartı. Klaus kartı ortalama bir sabek. Süper değil, kötü değil, iyi gayet iyi, idare edecek bir kart. Ama Fofana'ya yeşil link veriyor. Fofana'ya yeşil link veren çok fazla sayıda oyuncu yok. Bu sebepten dolayı değerli olacaktır. E, ancak çok özel bir kart olmayacağı kesin. E, Teriyel kartı da aynı şekilde aşırı özel bir kart olmayacaktır ama sol kanat Fransız ihtiyacınızı karşılayacak kartlardan biri olacaktır bence. Saliba kartı çok fazla stoper geldiği için Saliba bence çok ucuz olacak. E, Todibo'ya benziyor bence kart. E, bence iyi bir kart olacak ama dediğim gibi elimizde o kadar çok stoper var ki e, çok değerli olmayacak diye tahmin ediyorum. Hayet'in foot yaptığın kartıyla oynayan varsa ben mesela deneyimledim kendisini. Ee, çok kötü bir vücut tipi var kendisinin. Her ne kadar Fekirle aynı vücut tipine sahip olsa da, Stoki vücut tipine sahip olsa da Fekir'in verdiği e, tepkileri vere, veremiyor şahsen. Çok beğendiğim bir kart değil. Piyasada çok sevmedi. Bakalım bu kartı nasıl olacak. Marquinhos kartı oyunun en iyi stoperi olan Toti Marquinhos'un hemen hemen aynı versiyonu gibi gözüküyor. Bakalım nasıl bir değişiklik olacak. Bu kart oyunun en iyi stoperi olacaktır eğer artı birler falanla bile gelse. Aynı gelirse de aynı şekilde olacaktır. Çok iyi bir stoper olduğunu söyleyeyim. Nuno Mendes. Nuno Mendes kartının özelliği iyi bir kart olmasından ziyade çok değişik linkler vermesi. Çok değişik link derken şunu demek istiyorum. Mesela Ruben Dias'ları falan işte... Ne derler onda Bruno Fernandez'leri, Jota'ları, Bernardo Silva'ları linkleyebilecek. Aynı zamanda Paris Saint-Germain'le linkleyebilecek. Neymar'a yeşil link veren bir kart ne kadar değerli olacak çok merak ediyorum. Ama çok çok özel bir kart olacağını düşünmüyorum şahsen kartın. Ama link için canavar gibi bir kart olacaktır. Kart iyi olacak bu arada. Klaus da iyi olacak. Bu Klaus'tan daha iyi olacak. Ama hani aşırı özel bir kart olmayacak diye düşünüyorum. Leo Messi bu kart... Ee, bence yani Totis'ine çok benziyor. Totis'inden bir tık aşağıda gibi gözüküyor. Yani çok iyi bir kart olacağı kesin. Ama e, güçsüz bir kart. Staminasına bakacağız. E, hızı bu aralar pek iyi gelmiyor. Herhalde 2-3 milyonluk bir kart olacaktır. Burada gördüğümüzde Team of the season bütün takımın e, genel olarak görünümü. Burada Donnarumma'dan bahsetmedik. Donnarumma gelecektir. Sonuçta Totis'i kartı, Toti kartı da var onun. E, burada bakacak olursak Neymar'ın 93 şutla geldiği gözüküyor. Bence Messi 2-3 milyon civarında olacaktır. Mbappe'de 5-6 milyon civarında olacaktır. Neymar'ın merkezi veya sol kanat gelmesi 93 veya 90 olmasıyla ilgili olarak 4 milyonun altında hiç kesinlikle beklemiyorum. Ben yeder 5 2 gelmezse büyük ihtimalle gelmeyecektir. Bence 1 milyon civarında civarında devam edecektir kartı. Sebebi de şu. Biraz da hemen söyleyeyim. Yani biz şunu görüyoruz. 4, 5, 6 tane 1 milyon üzerinde 2 milyonluk kart kolay olmuyor. Çünkü bu kartların bir çıkma şeyi var. o oranı var. bir şekilde veya tercih oranı var. Bir şekilde bazı kartlar fiyatların altında kalıyor. Bu arada benim fiyat tahminlerimin yarısının çok kötü yarısının tuttuğunu söyleyebilirim ama yarısında çok kötü tuttuğu ıskaladığımı söyleyebilirim. O yüzden hani bana da güven olmaz onu da söyleyeyim. Marquinhos kartı 1,5 milyonluk olabilir artı birlerle gelirse. Birebir aynısı gelirse de 800K'lık, 900K'lık bir kart olacaktır. Fakat çok fazla stoper olması, Militao'nun bile 400K'larda olması, 400-500K'larda olması bu kartın da fiyatını aşağıya çekebilir. İnanın elimizde o kadar çok stoper var ki stoperlerle ilgili bir yatırım veya bir yükselme Beklemiyorum şahsen çok fazla. Chomeini kartının e, market çok seviyor. bir buçuk milyon olacağını düşünüyorlar. bir buçuk 2 milyon olacağını. E, Future Stars kartı çıktığında çok değerliydi. Fakat şöyle bir durum var. Chomeini, Fofana, Guendouzi ve Paketa aynı anda çıkıyor. Bunların en ucuzu mutlaka Guendouzi olacaktır. 150-200 kalar civarında Paketa, pardon Kakare'nin yaşadıklarını yaşayacak diye tahmin ediyorum. Ondan sonra da en ucuzu Paketa olacaktır bence. Chomeini linkleri çok iyi olduğu için en pahalısı da bu olacaktır. Yani 1.5-2 milyonlarda çömeni, 800k'larda paketa ve 1 milyonlarda fofana olabilir diye düşünüyorum. Donnarumma'nın 200k'ları falan göreceğini düşünmüyorum. Biz 60-70k'larda görüyoruz bütün kalecileri Çok da fazla çıkıyor. Payet'in aynı şekilde 100k'lar civarında olabileceğini reytinginden kaynaklı bir ihtimal düşünüyorum. Mendes'in linklemesinin yardımı, kartın nasıl geleceğinin kesinleşmesiyle ilgili olarak 150k'larla 250k'larla civarında olacağını tahmin ediyorum. Terry'e kartı mutlaka 50K'nın altına falan düşecektir. Saliba'nın da 100K'nın altında olacağını düşünüyorum. Klaus kartının da aynı şekilde. Belki bir Fofana linki için çünkü biliyorsunuz Klaus'un bir önceki en iyi kartı SBC'di yani piyasada bulunmuyor. Belki onun için bir 100k'larda 80-90'larda kalabilir. Onun dışında aşırı da bir büyük bir fiyat beklemiyorum. Siz nasıl buldunuz? E, Fransa Ligi 1 tots kartlarını? Şahsen ben baktığım zaman acayip iyi kartlar var. Çok fazla sayıda iyi kart var. Yani ve e, çok garip bir şekilde yani çok garip değil aslında bu bildiğimiz bir şey. En üst seviye e, 4 tane 5 tane kart var. Yani Messi, Neymar, Mbappe, Benyeder, e, Fofana, Chomeini, bunlar Paketa, bunlar çok üst düzey katlar. E, acaba gözüken istatistiklerle mi gelecek? Belki Skimov'larda bazılarında, belki Messi 5-5 gelir. Yani Messi'nin son iyi kartları bunlar büyük ihtimalle. Gelecek sene Totis'i olmayacak uzun zamandır ilk defa. Büyük ihtimal Cristiano Ronaldo'nun Totis'i olmayacak. E, bilmiyorum 5-5 gelir mi? E i̇şte dediğim gibi Ben Yeder'in 5 skill gelmesi falan çok şey değiştirir. Ben Yeder 5-5 gelirse oyundaki en iyi forvetlerden biri olur ve 4 milyonlardan gider diye tahmin ediyorum. Çünkü vücut tipi falan dribling'i çok yakışır 5 skill'e. E. Fofana'yı falan birazcık düzeltmeleri lazım. E, e, zayıf ayak vesaire olarak. Yani 4 4 4 2 4 sayfa ayak yapmaları lazım. Veya 5 sayfa ayak gelebilir. Veya yüksek orta yüksek çalışma oranı da gelebilir. Bunlar çok çok fark yaratır diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.